Gerçekten açız. Şimdi bir giriş yapacağım ya önce. Yeter artık, girişsiz video istemiyorum ya. Bir düzenliyorum, videonun girişi yok. Çok saçma oluyor. Evet, şimdi. Kolumu kaldıracağım. Herkese yeniden merhaba, yeni bir video. Hoş geldiniz. Sanki az önce hiç konuşmamışım gibi videoya girişim peki. İki tane kruvasan aldık. Kruvasan. Bunu da asla doğru söyleyemiyorum. Şimdi Vitunao'ya geldik. Burada biraz gezineceğiz. Burada bir Türk marketi varmış. Oraya bir gideceğiz. Bauhaus'a gideceğiz şimdi. Bugünü dedim ki vloglayayım. Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyordum. Özlemişim gerçekten vlog çekmeyi. Şimdi Bauhaus'a gitmeden önce şunları bir yiyelim. Çünkü saati buraya yazıyorum. 14.45 ve hiçbir şey yemedik daha. Yani oyalandık aslında. Yemedik ama. 14.45 desek daha iyi olacak. Ben ne dedim? 14.45 dedin sanki. Bakarız. Ben öyle anladım yani. Bakarız. Aynı bulmuşken ne yiyeceğimi de göstereyim. Yani yazın son zamanlarını yaşıyoruz ama güzel yani, serin böyle şu an. Çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Güzel zamanlar bence. Berlin'in bu zamanlarını gerçekten çok seviyorum. Allah kışında da aynı şekilde şükretmeyi ve ortama alışmayı nasip etsin. Amin. Evde yapamadık, sadece perdeler olduğu için bir tane korniş yapıştırıcısı almaya geldik. Ama o kadar çok çeşit var ki. Bakıyoruz. Bunu aldık bu arada. Bir de bunu kullanmak için bir aparat daha. Şunu gördüm şimdi. Yani o kadar güzel bir çantası. Alıp böyle çantasını kullanabilirim. Çay bulduğum için o kadar mutluyum ki. Sen de mutlu musun? Bak, sen de kendi mutlu olacağın şeyleri bulmuşsun. Bravo. Şimdi alışverişimizi artık burada bitirmemiz lazım. Yoksa taşıyamayacağız eve. Eve gidince hepsini göstereceğim. Kısaca göstereyim. Şimdi hepsini tek tek fiyatlarını da söyleyeceğiz. Mert'cim bana yardımcı olacak, sağ olsun. Bu 3.50. Tepsi böreği kıymalı. Murat Bey'in klasik beyaz peyniri. Bu da Sütaş'ın olgunlaşmış beyaz peyniri. Sütaş'ka yazıyor artık. Sütaş böyle mi oldu? Bir tanesi 4.79, 300 gram küçük olan. Şu. 4.79. 600 gramlık olan da 7.49. 4.99 muydu? Yanlış girmişler. Normalde parmak sucuk şöyle ikili olanları, şu küçük küçük olanları yine 1 kilosu 8.50 idi. Bu 6.49'du. Bunu yanlış girmişler. Kuskamız 2.79. 5.78'miş bu. Kuzu eti soslu. Yarım kilo aldık. Yani 1.39'muş o. 2 tane Doğuş gurme çay. Çok mutluyum şu an. Çay yapacağız birazdan. Bugün kahvaltı yapıyoruz. 2.99 tanesi. Yeşil çay 1.29 olması lazım. Bu 1 euro. 1.79. Turşuları evet. Söyleyelim. 49. Diğeri 1.29. Tato sera oldu. Hangisinin olup olmadığını çok ayırt edemiyorum çünkü kısa yazmışlar. 1.29'da hatırlıyorum. Aynen. Bu Özentep bir tık daha pahalıydı. Hani İtalya o 2.79. Bu 4 küsürdü çünkü evet. Şu. Diğeri de 1 euro. Bunun. 1 euro aynı. Bulgulu pilav var 2 euro. Şöyle bir de şehriyeyi ayrı bulamadım. Şehriyeli bulgur aldım. Bir de nohut aldı. 4.99 ya da 4. Aynen. Pekmez 3.79, 3.80. Küçük aldık yani denemek için. Çünkü çok fazla çeşit vardı marka olarak. Bu arada tabii şey, şunu da söylememiz lazım. Biz bu markete ilk kez gidiyoruz. Evet. Size şu anda göstermiş ürünlerin çoğunu ilk kez yiyeceğiz. Aynen. Bunlar Türkiye'de de olan ürünler değil bazıları, aynen, çoğunluğu. Evet. Antep fıstığı 2.49. Bu fıstık değil, mısır. 99 cent. Bu kavrulmuş fındık da yine 2.49'muş. Bu 3 euroymuş. Bu da 2.49 gibi bir fiyatı vardı. Bolmuşlu buradaki marketlerde çok bulamadığım baharatlardı. Ekstra acı pul biber. Bunlar... Kekik 80 kuruş bu arada. Pul biber de 80 kuruş. Şöyle çekilmiş kimyon poznane. Keten tohumu aldım kefirlere koymak için. Çok güzel oluyor. Sumak aldım. Canım çekti görünce. Kocaman bir tane de maydanoz aldık. Ay yorulmuşuz iyice. O kadar taşıdık ki. Ama değdi. Güzel şeyler aldık. Şimdi çok güzel bir kahvaltı yapacağız ve çay demleyeceğiz. Çok mutluyum. Kaç tane atıyorduk? Bugün at ya. 3, 4, 5. 4 tane atalım. 4 tane İçeriz atalım. Bence ziyan kesin olmaz. Kesin içeriz. O zaten net. Yani şu an inanılmaz mutluyum. Ya gider misin? Oh.